Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Piyasalar kötü, canımız sıkkın. Aylardır bir belirsizliğin içindeydik ama artık ayının geldiği tescillendi arkadaşlar. Tarihsel olarak baktığımızda savaşlar ve küresel çapta etki yaratan olaylar genellikle Bitcoin'i olumlu yönde etkiliyordu. Yani geleneksel piyasayla zıt bir korelasyon vardı. Bu yüzden kripto piyasası geleneksel dünyadaki insanlar için bir fırsatlar pazarıydı. Ama bugüne baktığımızda sosyal medya fenomenlerinin, kamuya mal olan birçok insanın ve politikacıların hiç de sağduyulu olmayan birçok söylemi piyasayı tepe taklak edebiliyor. Aslında bu da geçmişe nazaran bugünün geleneksel finansal piyasasıyla kriptonun paralel ilerlemeye başladığını bize gösteriyor. 7 ay önce kripto piyasasının değeri 3 trilyon dolarken bugün 1,5 trilyon dolar. Yani içerideki para 7 aydır yaşanan kayıplar ve çıkışlarla 1,5 trilyon dolara düştü. Burada piyasaya baktığımızda korku, belirsizlik ve şüpheye dair ciddi bir güvensizlik ortamı oluşmuşken dünyanın her yerinde küçük, büyük kurumsal veya bireysel toplulukların hala bu pazarın içinde yer almaya ve pazara entegre olmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu anın ne zaman başlayacağını öngöremeyiz ama bugün şunu iyi biliyoruz ki birçok kripto paranın fiyatı hak ettiğine kıyasla çok düşük bir noktada. Tam da bu yüzden biz kaldığımız yerden devam edip sizin için teknolojisi, takımı, yol haritası, vizyonu ve misyonuyla geleceğine inandığımız projeleri incelemeye devam edeceğiz. Ethereum 2.0'dan sonra madencilik bitecek, artık herkes Proof of Stake ile işini halledecek diye düşünüyorsanız biraz tek yönlü düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü bugün vizyon ...onunu Bitcoin'den alan bir proje olan Kadena'yı inceleyeceğiz. Kadena çoğumuzun Bitcoin ve Ethereum'dan aşina olduğu Proof of Work yani iş kanıtı algoritmasını kullanıyor. Kadene için güvenlik ve bütünlüğü korurken verimi ve ölçeklenebilirliği artıran bir proof of work algoritmasıdır desek yanlış olmaz. E kardeşim aynı teknolojiyi kullanıyorsa bu da bitcoin ve ethereum gibi günlük kullanıma uygun değil diyecek olabilirsiniz. Ama ekibin iddialarına göre kadene daha hızlı, daha güvenli ve daha ölçeklenebilir bir blok zinciri. Bilmeyenler için Proof of Work yani iş kanıtı dediğimiz teknoloji bir kripto projesinin gerçekten para olarak sayılabilmesi ve merkeziyetsizlik ideolojisine en makul çalışma prensibi. Fakat Ethereum gibi akıllı kontrat yani bünyesinde sayısız proje geliştirilebilecek ekosistemlerde bir yerden sonra günlük kullanımları yavaş ve pahalı hale getiriyor. Zaten o yüzden bu projelerde sürekli üçlü açmaz dediğimiz problemle karşılaşıyoruz. Ve muadil her proje gibi Kadena da bu problemi çözdüğünü iddia ediyor. Aynı zamanda Chain ve adlı yeni bir konsensus kullanarak halka açık bir blok zincir oluşturuyorlar. Eğer merak eden varsa, Chainweb kadena'nın ürettiği farklı bir blok zinciri mimarisi. Arkadaşlar detaylı bilgilere whitepaper üzerinden ulaşabilirsiniz. Burada benim aslında sıkça kullandığım bir örnek var. Mesela markette kredi kartınızı post cihazından geçirirken o cihazın teknik olarak paranızı karttan çekip bankaya nasıl aktardığı hakkında bir bilginiz var mı? Benim yok. Aslında bunu bilmeme gerek de yok. Sonuçta kullandığımız her hizmetin teknik çalışma prensiplerini öğrenmeye vaktimiz yok. Biz kendimizi bu sektörün temel analiz ve yatırımcılık kanalında konumlandırdığımız için sizi üstün körü bir takım teknolojik bilgilerle sıkmayacağız. Tabi işin o kısmından hiç bahsetmeyeceğiz demiyorum. Bazen projeyi anlamak adına bir takım bilgileri vermemiz gerekecek. Bu yüzden size çok teknik gelen kısımları aşağıdaki bölümler kısmından atlayabilirsiniz. Evet devam ediyoruz. Kullandığı bu teknolojiler sayesinde Kadena ikinci katman çözümüne ihtiyaç duymadan yüksek iş işlem hacmini destekleyebiliyor. Arkadaşlar blok zincirlerin en büyük problemi her bir bloğun taşıyabileceği maksimum depolama miktarı çok az olduğundan ana zincirin yanına yardımcı bir blok zincir daha eklemesi. Bu da o an ölçekleme sorununu bir nebze olsun çözdüğü için an rahatlayıp hızlanmasını sağlıyor. Tabii bu teknolojinin avantajları olduğu gibi merkeziyetsizlik ve güvenlikten yana dezavantajları da var. Dolayısıyla kadena ikinci katmanlara ihtiyaç duymadan tek bir zincirle tüm ihtiyaçlara karşılık olabileceğini söylüyor. Kadena'nın vizyonu Bitcoin gibi proof of work blok zincirlerinde görülen aynı güvenlik seviyesini sunan, yüksek oranda ölçeklenebilir ve geliştirici dostu bir blok zinciri olmak. Sadece bireysel kullanıcılar için değil, aynı zamanda kurumsal kullanıcılar için de işlevsel olacak şekilde tasarlanmış. Kadena'nın kurumsal yazılımı bugün finans, sağlık ve sigorta alanındaki büyük şirketler tarafından kullanılmaya başlandı bile. Kadena'nın proof of work algoritmasına sahip projelerin çözemediği ölçeklenebilirlik sorununu teorik olarak çözen bir proje olduğundan bahsettik. Fakat pratikte bunun çalışabilirliğini ve doğruluğunu ancak Kadena üzerinde çalışan uygulamaları deneyimlerken ve ekosistemi kullanırken anlayabilir ve teyit edebiliriz. Ayrıca proof of work deyince aklımıza gelen enerji israfı meselesine de dikkat edip daha az enerjiyle çalışabilir bir sistem oluşturmuşlar. Ekibin iddiasına göre eğer işlem sayısı artarsa madencilik işlemleri için kullanılan enerji artmayacak. Yani Proof of Work'e getirilen en büyük eleştiriye şahane bir kilit çözüm bulmuşlar. Yıllardır dünyada Proof of Work ile alakalı sorunlardan bahsedilip yerine gelebilecek başka fikir birliği sistemleri hakkında konuşuluyor. Peki Kadena'nın getirilen eleştirilere rağmen bu sistem üzerine bir blok zincir kurmasının asıl sebebi ne? Önce gelin blok zincir projelerinin yaşadığı problemler neymiş onları bir görelim. Blok zincir alanı inanılmaz hızlı ilerliyor. İkinci katmanların ve diyeplerin sürekli gelişmesiyle platformlar ölçeklenebilirlik sorunlarından dolayı tıkanıklık ve uzun işlem gecikmeleri yaşıyor. Dahası Proof of Work, to Proof of Stake gibi sistemlerle değiştirmeye veya protokolü zincir dışı ağlar ve süreçlerle entegre etmeye çalışan sistemler orijinal Proof of Work tasarımının güvenliğini bozuyor. Buna az önce de değinmiştik. Bu nedenle şu anda kitlesel kullanımların ve güvenliğin nerede dengeleneceği konusunda bir belirsizlik var. Sorunları masaya yatırdık. Şimdi Kadena bu sorunlara çözüm olabiliyor mu? Tek tek bakacağız. Chain Web teknolojisini yüzlerce bireysel zinciri tek bir ağda birleştiren ve saniyede 10.000'den fazla işlem gerçekleştirebilen paralel bir zincir mimarisi olarak hayata geçiriyorlar oldukça iddialı ve gerçekleşirse muazzam bir başarı sağlayabilirler. Aynı anda çalışan birden fazla paralel zincirle belirli zincirler bir uygulama tarafından tıkanırsa farklı bir zincir kullanılabilir. Böylece sistemler çalışmaya devam edebilir. Yani Solana'daki gibi sistemin durup Yakovenko'nun doğrulayıcıları Discord'a çağırıp sistemi yeniden başlatması yerine Kadena kendi içinde bir jeneratör mekanizması oluşturmuş. Yani arkadaşlar özetle Chainweb gerçekten şahane bir mimari. Proof of Work'te bugüne kadar yaşanan birçok soruna çözüm getirmeyi hedefliyorlar. Hepimiz Bitcoin dolayısıyla Proof of Work'ün oldukça güvenli bir sistem olduğunu zaten biliyorduk. Üstüne vaat ettikleri ölçekleme işlemini gerçekleştirirlerse gerçekten güçlü bir proje olarak kalacaklarını ifade etmek çok da yanlış olmayacaktır. Kadını için önemli olan bir diğer özellik ise kısaca kendi zincirlerine uygun olarak hazırladıkları akıllı sözleşme dili olan PACT. Özelleştirilmiş bir programlama dili demek o zincirin ihtiyacı olan tüm özelliklerin barındırması demektir arkadaşlar. Mesela Rockstar gibi devasa oyun şirketleri piyasadaki programlar ihtiyaçlarını karşılamadığı için kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir yazılım programı ve oyun motoru geliştiriyorlar. Bu da aynı onun gibi bir şey. Bu yüzden geliştirilen uygulamaların blok zincire daha uygun olarak çalıştığını görebileceğiz. Bir diğer önemli özelliği ise geliştirici olmayanlar tarafından bile okunacak düzeyde olması. Ha şunu da söylemeden geçmeyelim ve buç geliştiricileri için 100 milyon dolarlık bir bütçe ayırdılar arkadaşlar. Geldik NFT'lere. Kadena'da NFT'ler Ethereum'da yaşanan önemli bir sorunu çözüyor. Kurucu ortak Stuart Popcho'ya göre Ethereum pazar yerlerinde telif hakkı işlevini içeren NFT satışları yalnızca pazar yerlerinin ellerine bırakılıyor. Bu da NFT'lerin şahsi mülkiyet hakkını kullanıcılara sorgulatan bir durum. Fakat Kadena'da satışlar ve transferler bir NFT pazarının dışında yapılsa bile telif ücretlerinin o NFT'yi oluşturan kişiye otomatik olarak aktarılmasını mümkün kılıyor. Bu da NFT'lerdeki telif hakkı probleminin çözümünü sağlama alıyor ve destekliyor. Gelelim Kadena'nın ekibine. Proje 2016 yılında Stuart Popjoy ve Will Martino tarafından kuruldu arkadaşlar. Ekibin danışmanları arasında Satoshi Nakamoto'nun 2008 yılında Bitcoin teknik incelemesinde en çok alıntı yaptığı yazar olan Dr. Stuart Haber de var. Proje içerisinde böyle önemli bir isim bulunması oldukça umut vaat eden bir durum. Zaten Satoshi'nin izlerinde Proof of Work tercih etmesinde açıkça görüyoruz. Ayrıca Kadena'nın kurucuları J.P. Morgan tarafından kullanılan ilk blok zincirini de inşa eden kişiler. Zaten geçmiş deneyimlerine şöyle bir bakacak olursak kurumsaldan akademiye kadar birçok alanda ve büyük şirketlerde yer almış isimler olduklarını görebiliyoruz. Ekibin tamamını videoya sığdıramayacağımızdan bu kadarla sınırlı tutalım arkadaşlar. Fakat siz araştırmanızı yaparken takımın LinkedIn profillerine girmeyi sakın ama sakın unutmayın. E projeyi birileri yapıyor sonuçta yarın öbür gün bırakıp gitmeyeceklerini bilemeyiz. Bu yüzden takıma gereken mesaiyi verin arkadaşlar. Kadena yatırımcılarından 15 milyon doların üzerinde para topladı. Bu da çok ciddi bir rakam. Projenin erken aşamadayken bu seviyede para toplaması yatırımcıların Kadena'ya duydukları güvenin bir göstergesi. Birilerinin proje henüz fikir aşamasındayken güvenip paralarını emanet etmesi bize yatırım yaparken kayda değer bir fikir verir. Fakat unutmamak gerekir ki bunlar risk sermayesi grupları arkadaşlar. Yani paralarını çöpe atacak şirketler değiller. Bazen projenin gidişatı kötüyse müdahale ettiklerini bile görüyoruz. Kaldı ki Kadena'da %6'lık bir yatırımcı satış yapılmış. Bu da Kadena nın geleceğine inanan yatırımcılar azalmalar var anlamına geliyor. Ama yine de bu tek başına yeterli bir parametre değil. Araştırma yaparken sırf güzel yatırımcılar var veya az öncekine benzer satışlar gördünüz diye yatırım yapmamalısınız. Çünkü unutmayın, onlar da hata yapabilir ve sizden çok daha fazla kaybedecek paraları var. Kadena'nın yol haritasında Ledger ve Wallet Connect cüzdanları ile alakalı önemli gelişmeler mevcut. Bunlar kullanım kolaylığı sağlayan gelişmeler olduğundan fiyatı da doğrudan etkileyecektir. Kadena'nın Selo ve Ethereum gibi blok zincirleri birbirine bağlayan köprülerin kullanıma açılmasıyla fiyatında önemli bir artış yaşanabilir. Arkadaşlar bilmeyenler için köprüler bir blok zincirinden başka bir blok zincire likidite aktarımı sağlayan platformlardır. Kıtalar arası ulaşım gibi de düşünülebilir. Cosmos'la köprü kurulması, EVM köprü entegrasyonu ve ABD borsalarında listelenme gibi fiyatı olumlu yönde etkileyebilecek gelişmelerin de olduğunu söylemekte fayda var. Bu gelişmeleri takip etmek oldukça önemli çünkü fiyatı olumlu yönde etkileyecek en önemli gelişmelerin cüzdanlar ve köprüler olduğunu biliyoruz. KDA'nın toplam arzı 1 milyar jeton. Mevcut dolaşımdaki arz 171 milyon KDA yani toplam arzın yaklaşık %20'sine tekabül ediyor. İncelemesini yaptığımız sırada 470 milyon dolar piyasa değeriyle fiyatı yaklaşık 2.70 dolar civarlarında. Yani tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 27 dolardan %81 daha aşağıda. Ekranda gördüğünüz borsalardan kadene alım işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. En fazla likidite ise Binance üzerinden sağlayabiliyorsunuz. Bunu da eklemiş olalım. Kadena'nın toplam coin arzı 5'e bölü.

Buradaki en büyük payı haklı olarak madenciler alıyor. Platformun devamlılığı açısından en önemli işi gerçekleştirdikleri için böyle bir durumun olması gayet normal. Toplam arzın yaklaşık %70'i madencilere tahsis edilmişti. Bunu söyledik. Bu jetonlar madenciler tarafından oluşturulan blok ödülleri olarak yavaş yavaş tedarik edilecek. Bu dağıtımın blok ödül havuzu bitmeden önce 100 yıldan fazla süreceği tahmin ediliyor arkadaşlar. Takımda bulunanlar için %3'lük çok küçük bir oranın ayrıldığını görebiliyoruz. Bu oran oldukça iyi. Hatta normalin çok çok altında. Kendi kazanmaktan kazançlarını katlamaktansa sistem devamlılığı için önemli kişiler olan madencileri teşvik etmek bir yatırımcı gözüyle baktığımızda gerçekten büyük bir artı. Salınımın nasıl gerçekleşeceğini grafikte görebiliyoruz. Madenciler için lineer bir grafik var ve dediğimiz gibi yaklaşık 100 yıl boyunca devam edecek. Platform için ayrılan kısmı ise 2030 yılında tamamlanacağını görüyoruz. Ve bu da Kadena'nın satış baskısı probleminin önüne geçip doğru bir jeton ekonomisi stratejisi izlediğini bize gösteriyor. Hani bazen bir coin alırsınız da siz aldıktan sonra sürekli ciddi satışlar gelmeye başlar, proje düştükçe düşer, siz düştükçe toplarsınız ama artık giden gitmiştir ya. İşte buna sebep olan şeylerden biri, tabi piyasada her türlü farklı sebep olur, projenin salınımını tamamlamasında aceleci davranan ekiplerin hatalı bir jeton ekonomisi planlaması yapması arkadaşlar. Özel, stratejik veya tohum turlarından alım yapan erken yatırımcıların, coinleri cüzdanlarına çok hızlı bir şekilde gelirse, onlar da devasa satışlar yaparak projelerin akıbetini ciddi manada negatif etkilerler. Burada da sorun yatırımcıda değil, projededir. Sonuç itibariyle jeton ekonomisini analiz ettiğimizde Kadena'nın fiyatının değerinden çok daha ucuz olduğunu görebiliyoruz. Arkadaşlar kadena proof of work mekanizması ile çalıştığı için yerel bir stake ödül mekanizması yok. Ancak stake etmenizi sağlayacak yollar mevcut. Hemen söyleyelim. İlk olarak kadena üzerinde bulunan dapp'ler vasıtasıyla stake yapabilirsiniz. İkinci olarak ethereum'un köprüsünün güvenliğini sağlamak amacıyla 50.000 kda stake edebilirsiniz. Ancak köprü şu anda dolu. Yol haritasında bahsettiğimiz gibi daha fazla köprünün yolda olduğunu görüyoruz. Zamanla burada yeni fırsatlar açılacaktır arkadaşlar. Yine aynı şekilde coin metro aracılığıyla yapabilirsiniz ancak şu anda onun da dolu olduğu gözüküyor. Malum kadeneye talep çok, takipte kalmakta fayda var. DeFiLlama sitesinin verilerine göre yapılan stake'lerle beraber toplam 12.3 milyon dolarlık kilitli paranın olduğunu görüyoruz. Piyasa değerine göre düşük bir oran olduğunu düşünebilirsiniz ancak proof of work ile çalışan bir sistem olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yerel bir stake mekanizmasının olmamasının bunda çok büyük bir etkisi var. Yani madencilikle çalışan bir sistemde bunun çok büyük bir sorun yaratabileceğini düşünmüyoruz. Ekranda Kadena ekosistemi içerisinde yer alan cüzdanları, DeFi, NFT gibi önemli platformları görebilirsiniz. Bunlar gibi birçok projenin de yolda olduğunu görebiliyoruz. Piyasadaki rakiplerine göre henüz erken sayılabilecek bir zincirin kendisine geniş bir ekosistem oluşturması, uzun ömürlü olabilmesi açısından çok önemli. Bir zincirin gelecek vaadedip etmediğini ancak altında çıkan dApp'lerle ve kullanıcı sayılarıyla anlayabiliriz. Bugünün düşen piyasası yükselişe geçtiğinde içeri giren yeni yatırımların aslan payını blok zincir projeleri alacak. Çünkü arkadaşlar bunlar kullanımı 4-5 farklı kategoriye ayrılan sistemlerden ziyade sayısız fırsat ve kullanım alanları oluşturan ekosistemler. Yani çoğunlukla hype'ları fiyattan önde gider. Oyunlar, DeFi uygulamaları, cüzdanlar, köprüler vesaire derken iş ciddi bir rekabete dönüşüyor. Bu bizim 10. blok zincir projesi incelememiz ve baktığımız zaman Kadena'nın diğerlerine göre kendisini farklı bir yere konumlandırmış olduğunu görüyoruz ve hali hazırda küçük bir ekosisteme sahip olsa da şimdiden birçok proje kadena içerisinde kendi yerini almış. Ayrıca uyumlu olarak çalışabildiği zincirleri ve uygulamaları da ekranda görebilirsiniz. Kadena'nın Twitter'da yaklaşık 200 bin, Telegram'da ise 22 bin takipçisi bulunuyor. Sosyal medya verilerine baktığımızda Twitter takipçi sayısında lineer bir artış gözlemlenirken, Telegram tarafında son zamanlarda daha yatay bir eğriyle karşılaşıyoruz. Bunun sebebinin ise piyasada şu an hakim olan belirsizlik ve düşüşler olduğunu yorumunu yapmak çok da yanlış olmayacaktır. 268 bin kişi CoinMarketCap sitesinde bu projeyi favorilerine eklemiş arkadaşlar. Kıyaslama açısından baktığımızda Avax'ı yaklaşık 820 bin, Near'ı 500 bin, Mina'yı da 200 bin kişi favorilerine eklemiş. bilinirlik ve takip edilmesi açısından bu da önemli bir indikatör arkadaşlar. Yatırımı yaparken inceleyip sık dokumakta fayda var. Dolayısıyla hala yeni bir proje olduğundan çok büyük bir rakam olmasa da popülerliği hiç fena değil. Grafikte sosyal medya etkileşiminin fiyatla olan bağlantısını görüyorsunuz. Fiyatla ters orantılı olarak ilerleyen bir sosyal medya etkileşimi var ve bu bizim hiç de alışa geldiğimiz bir veri değil. Fiyat düşükken daha fazla etkileşim alıp yüksekken daha az etkileşim aldığını görüyoruz. Bu da KDA sahiplerinin projeye olan inançlarını gösteriyor. Yani şöyle açıklayalım kadeni almak için yedekte ısınan futbolcu gibi fiyatın ve hype'ın düşmesini bekleyen uyanık bir yatırımcı kitlesi var. Gözü açık yatan tayfadan bahsediyorum. Şu anda Coindex sitesinin verilerine göre sosyal medyadaki hakim görüşün düşüş yönünde olduğunu görüyoruz. Yani alım yapmak için uygun bir zaman olabilir. Tabi bu bir tavsiye değil arkadaşlar. Herkes kendi stratejisini oluşturmalı, piyasanın belirsizliğini, dünyanın çalkantılı spekülatif haberlerinin biraz olsun durulmasını bekleyebilirsiniz. Ya da herkesin korkak olduğu yerde aç açgözlü olursunuz arkadaşlar arkadaşlar bu sizin tercihiniz. Yine de tekrar hatırlatmakta fayda var. Riskli bir piyasanın içinde bulunuyoruz. Eğer profesyonel değilseniz kaybetmeyi göze alamayacağınız miktarlarda yatırım yapmayın ve kaldıraçtan uzak durun. Evet arkadaşlar, kapanışa gelmeden önce hem tekrar olması hem de daha iyi kavranması adına artılar ve eksiler kısmına geçelim. Kurumsal ve iş sektörleri için özel kullanım örnekleri sunuyor ve bu sistemi aktif olarak kullanan kurumsalların olması da kadene blok zincirinin gerçekten bu iş için uygun olduğunu ve yine gelecekte de buna uygun olarak gelişeceğinin bir göstergesini bize sunuyor. PACT adı verilen programlama dilini kullanması da çok önemli bir özellik. Çünkü Solidity'ye kıyasla daha fazla özelleştirilmiş ve basitleştirilmiş bir programlama dili. Bu sayede hem güvenlik açısından hem de geliştiricilerin daha kolay kullanabilmesi açısından oldukça faydalı. Proof of work mekanizması sayesinde daha merkeziyetsiz ve daha güvenilir bir zincir olacak. NFT'ler için getirdikleri sistem oldukça faydalı. Eser sahibi için sıfıra yakın işlem ücretlerinin olması da şu anda piyasada en fazla ihtiyaç duyulan özelliklerden biri. Bu da NFT pazarında yer kapmak istediklerini bize gösteriyor. Kaden adına söyleyebileceğimiz ilk eksi madencilik sebebiyle harcadığı enerji. Proje her ne kadar bu enerjinin diğer Proof of Work mekanizmalarına nazaran az olduğunu söylese de enerji küresel bağlamda ciddi bir sorun. Dolayısıyla az ya da çok fark etmez birileri bunu gün yüzüne çıkarıp bu ne kardeşim doğayı kirleten projelerden para mı kazanacağız? Bunlara para mı yatıracağız diyebilir. EVM uyumlu olmaması da Kadena için önemli bir eksi. Çünkü kullanıcı sayısına baktığımızda en büyük akıllı sözleşme platformunun Ethereum olduğu çok açık. Bu durum Kadena'nın uygulama ve kullanıcı sayısını doğrudan etkileyecek bir faktör. Artı olarak belirttik ama dünyadaki birçok yazılımcı Solidity kullanıyor ve kullanım kolaylığı olsa da başka bir yazılım dili öğrenmeye ne kadar sıcak bakarlar bilemeyiz. Çünkü kimse konfor alanını terk etmek istemez. Bu yüzden EVM uyumsuzluğu ve yazılım dilinin farklı olması geliştiriciler tarafından tercih edilmezse büyük bir eksiye dönüşebilir. Kadena türünün tek örneği. Proof of Work güvenliği, yüksek verim ve benzersiz akıllı sözleşme dili ve aynı zamanda takımdaki donanımlı isimlerle ağın benzersiz özellikleri onu uzun vadede iyi bir yatırım haline getirecek gibi duruyor. Kendi geliştirmiş oldukları teknolojiyle blok zincirin üçlü açmazını çözmüş gibi görünüyorlar. Tabii bunlar henüz teoride gerçekleşen iddialar gerçekleştiğini ancak yüksek kullanıcı sayısına ulaştıklarında görebileceğiz. Takım bu zamana kadar vaat ettiklerini gerçekleştirmiş. Eğer bundan sonra gerçekleştirmeye devam eder ve organik bir kullanıcı kullanıcı topluluğuna erişebilirlerse Kadena için gelecekte gerçekten iyi şeyler konuşabiliriz. 10. blok zincir proje incelememiz olan Kadena incelememizin de sonuna geldik. Her YouTube videosunda söylendiği gibi kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin ve böyle videoların daha fazlasının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın. Thank